bu acıların inşallah önümüzde sorunları ortaya çıkar. Bu acıları ortadan kaldırmaz ama bu ülkede hata yapanın, kusuru olanın ya da yanlış yapanın yanına kar kalmadığında ortaya koymamız lazım. Bu bizim sorumluluğumuz. Nitekim bu konuda Cumhuriyet Savcılarını Adalet Bakanımız görevlendirmiştir. Çeşitli düzeylerde soruşturmalar devam ediyor. Biz de iş müfettişleri ve iş sağlığı uzmanlarından kurulu bir heyeti genişleterek bölgeye gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda söylediği açıktır. Olay bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır ve çıkarılacaktır. Buna inanıyoruz. Çünkü meselenin bizim sorumluluk üstlendiğimiz alanda devlet görevlileri her düzeyde o sorumlulukların yerine getirmeleri lazım. Burada hiçbir şüpheye yer bırakmadan kamuoyunun bu bilgilerle paylaşılması, ortaya çıkan gerçeğin, ortaya çıkan tablonun aydınlatılması için kamuoyunun vicdanında da bunun önemli bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Bu beklentiyi karşılamamız lazım. Bu sorunları çözmemiz lazım. Madende sorun varsa madendeki sorunu çözmemiz lazım. Nerede sorun varsa onu çözmemiz lazım. Bunun için Türkiye'nin yoluna devam etmesi lazım. Yani Türkiye ağır aksak devam edemez. Dimdik yürümesi lazım. Sorunları çözme gücünü artırarak yoluna devam etmesi lazım. Bunun için de ekonomik büyümeyi devam ettirmemiz lazım. Önümüzdeki günlerde hemen buradan maden işçileriyle bu olay vesilesiyle gerçekleştirmedik bunu. Daha önce aldığımız bir kararı uygulayacağımız Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatı. Zaten biz çalışmayı yapıyorduk. Alınacak şeyleri belirlemeye çalışıyorduk. Kamuya alınacak insanlarımızı. Şöyle bir şey var Reşer Hoca. Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış. Maden şehitleri ailelerinden her aileden onların seçtikleri şeyi istihdama sokuyoruz. Kamuda istedikleri yere yani tekrar aynı işe değil, istedikleri yere çocuklarını ya da aile yakınlarını ona bir tarih konmuş, sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz şimdi. Onu genişleterek. O çalışmayı hazırlamıştı. Onun dışında işte bizim muhtelif kadrolarda çalışan kamuda sözleşmeli personel meselesi var. Onu düzenliyoruz. Onunla ilgili geniş bir çalışmayı bitirmek üzereyiz. Yani bugünlerde bu ay içerisinde onu açıklayacağımızı daha önce de kamuoyuyla paylaştım.